Citroen Jumper aracımızın enjektörlerini söktük. Temizleyeceğiz arkadaşlar. Arabanın enjektörlerini niye söktük? Önce enjektör yuvalarını göstereyim. Temizledim. Hepsini temizledim. Çok pislik ve kurum vardı. Yaklaştırıyorum. Aparatla içini pırıl pırıl ettim. Bu araçta teklemeli çalışma, bembeyaz duman ve şakırtı vardı. Aracın 4 tane enjektörü var ama 5 tane çıktı arkadaşlar. Şu biraz kalın. Şu az bir şey daha kalın. Şu üçü ince. Bunu da ben sildim, temizledim. Niye bu kadar kalın diye ona baktım arkadaşlar. 4 tane enjektörden 5 tane çıktı. İkinci silindire 2 tane takmışlar. İkinci silindire. Şimdi biz 4 tane 1,5 milim pul takacağız. Şunları. Ondan sonra araba sağlığına kavuşacak. Dön artık ya. Döndürüyoruz kamerayı, dönmüyor ya. Arkadaşlar, dizel araçlarda aracın motorlarına göre enjektör pulu kalınlıkları var. Enjektör pulu kalınlıklarını geçerseniz arabada sabahları mavi duman atar. Sabahları beyaz duman atar. Gaz verince simsiyah duman atar. Gaz verince mavi ve beyaz karışımı duman atar. Onun için aracınızın enjektörlerinin pullarını motorunuzun sınıfına göre milim kalınlıkları var. Bazı araçlar 3 milim, bazı arabalar 2,5 milim, bazı arabalar 2 milim, bazı arabalar 1,5 milim, bazı arabalar da 1 milim arkadaşlar. Onun için şimdi sen enjektörü fabrika yapmış, ona 1 milim kalınlığında pul koymuş. Çünkü ölçüsünü ona göre ayarlamış ki enjektörün yüksel püskürtme ayarının belli bir hücreye ulaşması için. Ama sen tutar da 2 milim bir pul koyarsan o enjektörde mutlaka ve mutlaka düzensiz püskürtme, tam hücreye püskürtmeme olur ve yanmayan yakıt mavi ya da beyaz duman olarak egzozdan çıkmaya çalışır. Ülkemin güzel insanları, mutlaka ve mutlaka dikkat etmeniz gereken enjektör pulları. Dizel araçlarda. Bir aracın enjektörüne de 2 tane üst üste pul koyulmaz. Temizleyeceğiz ve takacağız. Bazen kısa videolar atıyoruz ama Mustafa, yapacak bir şey yok canım kardeşim.